Merhabalar arkadaşlar. Ee, sıradaki videomuza hoş geldiniz. Şimdi İngilizce öğretiminde yaklaşımlardan devam ediyoruz. Geçen hafta hatırlayacağınız üzere ne bitirmiştik? Pre-method era. Yani hangi metotlarımızı analiz etmiştik? Grammar translation method ve direct method olarak iki metodumuzu analiz etmiştik. Ee, ve pre-method era, direct method'un son bulmasıyla o da kendince son bulmuştu. Şimdi ise method era'ya yani bu dönemde bolca dil öğretimi üstüne e, üretilmiş, ortaya atılmış yöntemler üstüne e, konuşacağız. E, daha önceki sınavlara baktığımızda bu dönemlerde ortaya çıkmış olan metotlardan sorular gelmişti. Bu dönemin ilk metodu olarak Audio Lingual Method e, göreceğiz, audio lingual metodu işleyeceğiz. E, şimdi en son ben size e, direct metodu anlatmıştım premetod erada. E, hatırlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. E, daha çok oral based bir metot e, idi ve şu anda inceleyeceğimiz olan ALM de yine aynı şekilde oral based giden bir e, yöntem diyebiliriz. Peki. Fark var mı? Tabii ki var. Şimdi şöyle bahsedelim. İkisi de oral based metodoloji dedik ama direct metodu hatırlarsak eğer direct metod durumlar içerisinde daha çok e, öğrencilere kelime ve cümle düzeni kazandırmak üstüne, üstüneydi. E, yani şu şekilde de düşünebiliriz aslında. Teachers and students dialogue together demiştik. Ancak Audio Lingual Method'a baktığımızda burada biraz daha farklılıklar görüyoruz. Evet bu da oral based ama ne şekilde burada daha çok yapı üstüne bir oral based e, giden yöntemle dili vermeyi tercih ediyorlar. Misal isterseniz teorik olarak nelerden etkilendiğini e, öncelikle size söyleyelim. En azından kafamızda bir takım e, yol yöntem giriş gidişat e, şekillenebilir diye düşünüyorum. Direct metotta bakıyoruz. Doğalcılardan demiştik. Kendine özgü direct approach, direct method oluyordu. Ancak audio-lingualizmin e, temeline baktığımızda biraz daha farklı e, yaklaşımlardan yola çıkıp e, şekillenmiş ve ortaya e, çıkmış olduğunu görüyoruz. Nedir bunlar? İsterseniz hemen onlardan bahsetelim. Bir kere structural linguistic theory dediğimiz bir durum söz konusu. İkincisi Contrastive Analysis Theory dediğimiz bir durum söz konusu. Üçüncüsü ise çok aşina olduğunuz Behaviorist Psychology yani Skinner'ın dil öğrenimine behaviorizmin aşamalarını, prensiplerini uyarladığı bölüm. İşte bu üç yaklaşımın kombinasyonu olarak karşımıza da audio-lingual ...metod çıkmaktadır arkadaşlar. Peki o zaman şunları böyle kısa kısa hatırlamamız gerekirse structural linguistic theory... diyor ise aklımıza ne gelmeli? Evet adından da anlayacağımız üzere tamamıyla yapılar, kelime dizimleri, kelimeler vesaire. Bunun dışında ne dedik? Bir de contrastive analysis teori. Belki anımsıyorsunuzdur ama contrastive analysis teori dediğimiz zaman karşımıza ne çıkıyordu. Bakın iki dilin benzerlikleri veya farklılıkları üstüne e, yapılmış olan analizlerden bahsediyordu. Çünkü burada iki dilin arasındaki benzerlikler veya farklılıklar önem arz ediyor. Neden ana önem arz ediyor diyeceksiniz. Çünkü öğrencinin kullanmış olduğu kendi e, ana dili var e, sonuçta. Peki bu ana dilden Hedef dil öğrenilirken zaman zaman negatif transferler yapılabiliyor. Dolayısıyla contrastive analysis teoride iki dil arasındaki bu benzerlikler ve farklılıklar karşılaştırılar Ne amaçlanıyor? Öğrencinin hedef dil öğrenimi esnasında yaptığı hatalar varsa bunları fark ettirmek, öğrenciye bunların üstesinden gelmek ve fossilization'ın önüne geçmek adına kullanılan bir teori. Bu durumda da ne anlıyoruz? Demek ki audio-lingual method da yanlışlardan kaçınılması gerekiyor. Aynı zamanda zaten biliyorsunuz ki davranışçı yaklaşımında temelinde ne vardı? Hataya pek fazla yer yoktu değil mi? Çünkü biliyorsunuz ki belli bir düzen üstüne oluşturmuş isek bütün öğretim sürecini öğrenci orada hata yaptığında ve biz bunu düzeltmediğimiz sürece ne olacaktı? Evet yanlış alışkanlıklar oluşturula oluşturulabiliyordu. Peki bu yanlış al alışkanlıklar oluşturulmasın diye de bizim görevimiz neydi? Muhakkak ki bir hata görüldüğünde bunun derhal ortadan kaldırılmasıydı. Peki audiolingualizm dediğimizde o zaman bu üç noktayı düşünürsek karşımıza nasıl bir yöntem çıkıyor? Şimdi örnek olarak birkaç bir şey söyleyeceğim ben size ama isterseniz bütün bunları düşündüğümüzde öncelikle amacımız ne olmalı? Bakın Um, konuşma. Yine oral based demiştik değil mi? O zaman aklımıza ne geliyor? Make students to speak in the target language automatically without to think. Evet. Kesinlikle düşünmek sizin otomatik olarak ne yapıyoruz? Öğrenci konuşması lazım. O zaman aklımıza ne geliyor? Behaviorizmin de özelliğinden olan bolca tekrarlar. Ve bu tekrarların yanında öğrencilerimizde şartlanma yaratmak. Şartlanma yarattığımız zaman da nasıl conditioning yaratıyorduk? Öncelikle bir stimuli. Yani öğrenciye bir konuşacak ne veriyoruz? Uyarıcı. Daha sonrasında verdiğimiz promptlar uyarıcı olurken öğrencinin de yani bizim sormuş olduğumuz sorulara verdiği yanıtlarda response. Ve bu responselar doğru ise bizden ne geliyordu? Muhakkak bir price. Yani Well done şeklinde, good, very good gibi ne yapıyoruz? Bu olayın ortaya çıkmış olan doğru bir yapının pekişmesi adına verdiğimiz övgüler diyebiliriz. Yani positive reinforcement şeklinde düşünebiliriz. Dolayısıyla ben eğer öğretimimi audio-lingual method üstüne yapacaksam bunları düşünmek durumundayım. Çünkü öğrencimin dili otomatik bir şekilde konuşmasını düşünmeksizin araya pauzlar girmeden, e, duraksamalar girmeden akıcı bir şekilde konuşmasını amaçlıyor olmam lazım. E, dedik ya e, yani devamlı bir tekrar durumu söz konusu, e, repetition, imitation e, bunları asla belli bir noktaya çekemiyoruz, ayıramıyoruz öğretim sisteminden. E, o yüzden bazı kaynaklarda parrot learning şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. Parrot Learning demişken birkaç farklı e, isim olarak daha çıkabilir. E, aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Mesela Army Method olarak geçmektedir tarihte. Çünkü baktığımızda çıkış yılı da 1940'lı yıllardan sonrasıdır. İkinci Dünya Savaşı e, dönmektedir bu sırada dünyada. Ama bunun içinde ne yapmaktalar? Sağ, sağ, sağa sola ne salmaktadırlar ajans almaktadırlar. Bu ajanlara hızlı bir şekilde, ivmelilikle hedef dilin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla ihtiyaçları olan, ihtiyaçları olabilecek herhangi bir durumun ne, ne şekilde verilmesi gerekmektedir bu ajanlara? Hızlı bir şekilde verilmesi gerek, gerekmektedir. Ve diyaloglarla da bunlar desteklenmektedir. Hızlı bir şekilde dil öğretilir ve bunlar gerekli yerlere gönderilerek e, ne yaparlar? Görevlerini icra ederler ve karşı tarafa bilgiler verirler. Dolayısıyla bu e, bayağı bir kalıplaşmıştır. O yüzden de arm metot olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemden e, günümüze kadar sürmektedir. E, bir noktada Charles Fries adlı kişi e, Michigan Üniversitesi'nde e, ilk olarak bu yöntemi uyguladığı için kim yerlerde Michigan metot olarak da karşımıza çıkmaktadır. E, sonuçta e, ister Army method olarak ister, Michigan method olarak duysanız da kesinlikle şaşırmıyorsunuz. Audio Lingual bahsetmektedir. Ve Audio Lingual Method'ta şunu da söyleyelim. Bakın yine isimler çok önemli demiştim. Audio Lingual Method. Az önce amacımızdan bahsettik. Değil mi? Devamlı, devamlı öğrencileri konuşturmak üstüne, tekrarlara, taklitlere dayalı bir yöntemle dilin özelliklerini vermek üstüne olan bir yöntem olduğunu biliyoruz. Peki, o zaman bunu nasıl yapalım? Önce diyaloglarla. Audiolingual, audiolingual. Dolayısıyla bakınız ne önemli? Evet, işitme. Audiolingual, listening önemli. İlk olarak öğretmenin muhakkak ki öğrencilerine nasıl yaklaşması lazım? Belli bir yapının diyaloglar içerisinde. Yani bunu başka nasıl söyleyebiliriz? Konteks içerisinde de verdiğini söyleyebiliriz. Misal belki duymuşsunuzdur çok standart bir diyalog vardır. Vult yapılarını vermek için ne yapar öğretmen öğrencilerine model olur. Bunu nasıl sunar? Mesela bir satıcı vardır, bir de ev hanımı vardır. İkisi arasında geçen bir diyalog olduğunu düşünelim. Hello madam, would you like to have the cleanest house in town? No, no I don't. Um, sorry, yanlış oldu. Şu şekilde başlayalım. Hello, madam. Would you like to have the cleanest house in town? Yes, yes. Of course I would. So you need this amazing Hoover machine cleaner. No, no, I don't. Why? Why not? Because my husband does the cleaning in our house. Oh, I didn't say it. şeklindeki diyalogdan hatırlayalım. Evet mut yapılarını vermek için bakın ne yaptı? Belli bir diyalog yarattı. Dolayısıyla hemen akabinde etkileşime geçti. Öğrenciler bu pozisyonda ne yapıyorlar? Kesinlikle dinler ve izler pozisyondalar. Öğretmen de burada onlara model olarak durumu aktarmaya çalışıyor. Peki daha sonrasında tabii ki bir daha bu sunuluyor. Daha sonrasında Evet arkadaşlar üzgünüm ama bir daha bu kez ne yapıyor? Rolleri dağıtıyor. Diyor ki siz ev hanımı, ben ise satıcının cümlelerini okuyacağım. Tekrar bu e, karşılıklı konuşma diyalog devam ediyor. Bu kez roller değişiyor. Artık ben ev hanımı, öğrencilerim ise satıcı oluyor. Bakın bu tarz bir çalışmadan sonra tabii ki ister istemez ne oluyor? Öğrenci diyalogdaki geçen tüm cümle düzeni yapılarını öğrenmiş oluyor. Peki daha sonra yapılacak işlem ise nedir arkadaşlar? Drilling. drilling. de, drilling dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Öncelikle isterseniz burayı bir kafamızda netleştirelim değil mi? Drilling dediğimiz nokta belli bir grammar yapısının tekrara dayalı e, bir takım çalışmalarla öğrenciye verilmesidir. Yani gayet Mekanik, kontrollü yapılan çalışmalardır. Az sonra teknik kısımlarında zaten bunları incelerken göreceğiz. Drilleri bolca geçtiğini ve yeni yapıları öğretmek adına öğrencilere öğretildiğini söyleyeceğiz. altında çizeceğiz. Dolayısıyla bu aşamadan sonra artık ne gerçekleşiyor? Yavaş yavaş listening kısmından speaking kısmına geçilme işlemi. Çünkü artık öğrenciler bu diyaloğu söyleyebilir nitelikteler. Veya içerisindeki vult yapısıyla yeni yeni cümleler oluşturmaları gerekiyor. Ama tabii ki burada basamak olarak Öğretmen kendini kullanıyor. Bir takım farklı drillerle, chain driller gibi mesela e, yine tekrar altını çiziyorum. Az sonra açıklayacağım. E, yani bolca öğrencinin o günkü yapıyı tekrarlatmasına dayalı olan bir sınıf içi aktivitedir arkadaşlar. Bilmeyenler için tekrarlamak e, durumundayım. E, daha sonrasında e, ne oluyor? Öğrenciler o günkü spesifik e, grammar yapısını tekrarlamış oluyorlar. Değil mi? Ve akabinde de reading ve writing çalışmalarıyla bu düzen destekleniyor. Ancak gördüğünüz üzere devamlı, devamlı bir tekrar pozisyonu var. Şimdi ilk söylediğim noktanın artık burası için ne kadar uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yani neden bahsediyorum? Parrot learning. Evet, öğrenciler devamlı gördüğünüz gibi ne duyarlarsa duysunlar benden onlar da kendilerince tekrarlamak Durumundalar. Peki, o zaman analiz etmemize e, devam edersek ya da analiz etmeye devam edersek. Peki, şimdi amaçlar dedik. Evet, make students to speak uh, the target language automatically without stopping the thing demiştik. Peki, böyle bir amaçta öğretmenin rolü ne olabilir sevgili dostlar? Bakın ne yapmıştık en başta? Diyalogları vermiştik değil mi? Diyaloglarda öğrencilerimiz ne yapıyordu? Sadece izliyorlardı. Demek ki ne yaptık biz burada? Öğretmenin görevi model olmak. Audio Lingual Method, Audio Lingual Model. Öğretmen muhakkak ki model olmalı. Çünkü behaviorizmde de böyleydi değil mi arkadaşlar? Yani ortaya çıkan her bir yeni davranış muhakkak ki çevreden daha öncesinde e, görülmüş, öğrenilmiş davranıştır mantığını gütmekteydiler. Bunun yanında tabii ki e, öğretmen aynı zamanda bir lider olarak da gözükmekte. Adeta bir orkestra lideri gibi de düşünülebiliyor arkadaşlar. Peki öğrenci rolleri burada ne oluyor? Bu şekilde e, bir de düşünelim. Öğrenci rolümüz tabii ki gayet taklitçiler değil mi? Imitators diyebiliriz. Peki bunun dışında... Karakteristik var. Yani olayın nasıl gittiği ile alakalı. Bakın ne yaptık? Yeni bir e, kelime vermek için ya da herhangi bir yapı sunmak için neyi kullandık? Konteks kullandık. Yani neden bahsediyorum? Diyaloglardan bahsediyorum. Yani her türlü yapı muhakkak ki diyaloglarla öğrencilere aktarılır. Bunun bunun sonrasında ise karşımıza ne çıkıyordu yine karakteristik özellik olarak söylersek evet drilling çalışmaları yani birçok farklı drill'lerle ne ne olması gerekiyor? O günkü verdiğim e, X yapısının işte az önce verdiğimiz örnekteki vult yapısının ya da e, başka bir e, yapının models olabilir, prens olabilir. Herhangi bir e, yapının muhakkak ki drilling çalışmasıyla öğrenciye pratikler olarak sunulması diyebiliriz. Peki grammar ne şekilde veriliyor derim size burada? Siz ne dersiniz? Evet, indaktif diyebilirsiniz ya da ne demiştik önceki videolarımızdan hatırlarsanız implicit de diyebiliyor idik. Evet, grammar bu şekilde indaktif, implicit bir şekilde sunuluyor. Ee, kültür konusuna gelecek olursak da Tabii ki yine verdiğimiz diyalogların içerisinde kültürel bir takım bilgiler de yine verilebilir. Öğretmen-öğrenci ilişkisine geldiğimizde aklınıza ne geliyor? Bakın diyaloğu verdim değil mi? Diyaloğu verdiğimde o zaman daha çok baskın olarak karşımıza çıkacak olan etkileşim türü ne oluyor burada? From teacher to students. Peki az sonra da göreceğimiz benim daha öncesinde de telaffuz ettiğim chain drilllerde ise yani öğrencilerin o günkü e, diyalogda geçen yapıyı tekrar için karşılıklı birbirlerine sormalarında ise o zaman bize ne tür bir e, etkileşim türünü vermekte? Evet burada da students to students interaction görülebilir. Peki o zaman farklı bir madde üstüne konuşabiliriz. Bu farklı bir maddeden kastım feelings. Peki öğrencim bu dili öğrenirken ne hissediyor? Hazır mı, değil mi? Bunun üstüne ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Bunun için öncelikle ALM'nin etkilendiği noktalara bakmamız lazım değil mi? Structural Linguistic Teori dedik. Contrastive Analysis Teori dedik ki diller arasındaki benzerlikler veya farklılıklar üstüne olan bir analiz öğrencinin hata yapmasını engellemek adına öğretmenin çizmesi gereken bir durum ve aynı zamanda Behaviorism dedik. Evet, bakıyoruz ki üçünde de herhangi bir şekilde öğrencilerimizin nasıl öğrendiğini, hissettiği, öğrenirken neler hissettiği, bir takım kaygılara kapılıp kapılmadığı var mı bunların kendi içerisinde? Hayır, yok. Dolayısıyla hala e, şu yöntemde de feelingler önemsenmiyor. Evet. Devam edelim o zaman. Evet, neyle devam edelim? The Waves of Language and Culture. Peki. Demiştik ya az önce de geçmişti zaten hemen. Diyalogların içerisinde kültürel bilgiler verilebilir demiştik arkadaşlar. Evet. Diyalogların içerisinde hedef dilin kültürü verilebilir. Bu da neyi kapsar? Günlük, gündelik hayat. Nasıl gidiyor? Ne yapıyorlar? Gündelik hayatları nasıl geçiyor? Bu dili konuşanların e, tam anlamıyla bunun üstüne olan e, bir takım bilgiler verilebilir arkadaşlar. Evet. Şimdi... Language areas dersek, peki ne, ne, ne hatırlıyorduk? Hadi ben size bir daha hatırlatayım. Language areas, language skills farklıydı. Language areas dediğimizde pronunciation, grammar, vocabulary ee, bileşenleri gelecekti değil mi dildeki aklımıza? Peki o zaman burada ne gelecek? Ne gelecek? Audio-lingual method ismini de söylüyorum bakın. Evet, buradan aklımıza ilk gelen ya da ilk gelmesi gereken area pronunciation olmalıdır. Hatta ve hatta devamında bir tane daha söyleyeyim ben size. O da grammar olacaktır arkadaşlar. Evet. Pronunciation and grammar are from the beginning. Okay. Vokabileri evet biraz sınırlı kalıyor. Çünkü diyaloglarda geçen kelimelerle sınırlı kalıyor. Okay. O yüzden pronunciation ve grammar arayası burada vocabulary'e göre çok daha ön plandadır. Okay. Peki language skills olarak aklımıza ne gelmeli? Burada da yine şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Natural order. Doğal sıralama. Doğal sıralama dediğimizde de aklımıza gelen listening, speaking, reading, writing. Yani kendi dilimizi öğrendiğimiz sıra gelmekteydi değil mi? Peki o zaman öğrencilerin hedef dil kullanma mı yoksa kendi dillerini kullanma mı? Bu bağlamda düşünürsek bu tarz ALM uygulanan sınıflarda ya da ALM yöntemiyle dil öğretimi yapılan sınıflarda acaba elvan'ın yeri nedir? Evet, hemen hemen neredeyse hiç diyebiliriz. Sadece iki dil arasında yapılan benzerlik veya farklılık çalışmalarında kullanılabilir. Yani neden bahsediyorum? Evet, doğru hatırlıyorsunuz. Contrastive Analysis Theory kısmında kullanılabilir. Ama onun dışında bütün gidişatımız hedef dil kullanımı üstüne olmalıdır arkadaşlar. Peki, değerlendirme kıstasımıza geldiğimizde. Şimdi şöyle bir şey var. E eğitimde de bizlere verilmiştir. Hatırlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Teach one thing at a time durumunu hatırlayalım. Burada da evaluate one thing at a time. Yani dilde sadece tek bir noktayı test etmemiz lazım tek seferde. Yani pronunciation test ediyorsam sadece pronunciation. Grammar test ediyorsam sadece grammar'ı test etmek durumundayım. Discrete point tests deniyordu bu testing işleminde hatırlayacak olursak. Burada da mesela neler yapılabilir? Minimal pair'lar kullanılabilir. Bunu linguistics dersinden hatırlarsınız değil mi? Sheet, ship, leave, live gibi tek hece farkını ölçen e, durumlarla öğrencimin e, gelişmesini ya da değerlendirmesini yapabiliyorum. Bunun dışında bir nokta daha var arkadaşlar. Supplying an appropriate word form in a sentence. Yani bu cümle bana neyi veriyor? Neyin açıklamasını yapıyor? Fill in the blanks. Evet şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık. Bakın hala fill in the blanks exercise burada da demek ki kullanılıyor. Hatta ve hatta ne olarak kullanılıyor? Bir nevi değerlendirme yöntemi olarak. Bir takım gramur yapılarını da fill in the blankslerle test edebiliyorum. Daha öncekilerde de hatırlarsanız gerek Grammar Translation Method, gerek Direct Method'ta da Fill in the blanks teknikleri kullanılıyor demiştik. Burada ilaveten teknik olarak geçtim. Değerlendirme yöntemi olarak da karşımıza çıktığını görüyoruz. Tabii tüm bunları verdikten sonra ben size şimdi bu tarz bir yöntemde Error Correction nasıl olur, öğretmenin buradaki fonksiyonu ne olmalıdır dersem aklınıza geliyordur diye tahmin ediyorum. Yani immediate teacher correction. Değil mi? Gördüğümüz herhangi bir hatayı anında düzeltmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Öğrencilerimiz asla ve asla hatalı bir kullanım yapmamaları gerekiyor. Neden? Çünkü bu fossilization'a sebep olabilir. Wrong habit formation'a sebep olabilir. O yüzden de buradaki benim temel fonksiyonum hatayı gördüğüm anda düzeltmek olmalı arkadaşlar. Bunu da bu şekilde hatırlayalım. Şimdi isterseniz yavaş yavaş teknikler üstüne konuşmaya geçelim. Çünkü burada bayağı bir tekniğimiz mevcut. Dialog Memorization. Evet, Dialog Memorization'da da aynı isminde de gördüğünüz gibi diyaloğun ezberlenmesi esas alınmıştır. Diyaloğun ezberlenmesi esas alınmıştır. Yani bunu da ne yapıyoruz? Dersin başında vermiş olduğum örnekten hatırlayalım değil mi? Peki dersin başında vermiş olduğumuz örnekte neydi? Öğrenciler devamlı tekrar ediyorlardı diyaloğu. Önce tabii ki öğretmenin model olması durumu vardı iki kere. Daha sonrasında roller değişiyordu. Daha sonrasında öğrenciler yine bu dili o günkü diyaloğun içerisinde geçen cümleleri, yapıları söylemek, tekrarlamak durumundalar. Zaten bu kadar bir çalışmadan sonra da bu diyaloğun ezberlendiğini görüyorduk. Bir diğer tekniğimiz. Backward build up drill. Aynı zamanda expansion drill olarak da ifade edilmektedir arkadaşlar. E, bu nedir diyeceksiniz. Hemen açıklayalım. Misal e, I am going to do cinema. Ya da az önce verdiğimiz örnekten gidecek olursak Would you like to have the cleanest house in town? Şeklinde bir cümle var diyelim değil mi? Şimdi bunu söylemekte zorlandılar. Bir takım hatalar oldu. Alışkanlık ee, elde edebilmek adına ben bu cümleyi parçalıyorum. Ne yapıyorum? Parçaladıktan sonra da geriden başlıyorum. Mesela, Would you like to have the cleanest house in town dedik. In town, the cleanest house in town. Would you like to have the cleanest house in town? Böylelikle ne yapıyoruz? Öğrenci de geriden başlayarak bizle birlikte tekrar ediyor. In town to have the cleanest house in town would you like to have the cleanest house in town? See? It's easy. Evet. Gördüğünüz gibi artık parçalara bölüp geriden başlayıp baş tarafa doğru yaptıklarında bu zor gibi gözüken e, kullanım şekli artık kolay hale gelmiş oluyor. Repetition drill diyorum. Repetition drill bu zaten ad üstünde. Yıllardan beri bize uygulanan repeat after me dediğimiz durum. Peki, chain drill chain drill demiştik değil mi? Özellikle de teacher and student interaction'ı e, söylediğimiz noktada da buna değinmiştik. Chain drill nedir arkadaşlar? Şudur. Diyalogta geçen herhangi bir yapının öğrenciler tarafından tekrar edilmesidir. Hani bir communication gibi görülüyor ama ben burada ifadeyi dile getirme diyorum. Neden? İşte tanışmayla alakalı bir şey diyelim bir diyaloğun olduğunu düşünelim. Onun içerisinden ne geçiyor diyelim. Orada kişiler birbirlerine nasılsınız, bugün nasıl gidiyor vesaire gibi cümleleri sorduğunu düşünelim. Bu noktada da artık öğrenciler birbirlerine sorsunlar istiyorum. Yani şu şekilde. Hüseyin. So, how are you? I'm fine. How about you? I'm very well. Thank you. Şimdi ne yapacak şeyin? Yanındakine soracak. Hello. How are you today? I'm okay. How about you? I'm very well. Thank you. Şimdi ne oldu? Arkadakine soracak. Sonra ne oldu? Yanındakine soracak. Sonra ne oldu? Bir sonrakine soracak. Yani bakın ne yapıyorlar? Gayet mekanik bir şekilde o günkü diyalogta geçen X yapısının tekrarı yapılıyor. Tabii ki bunun da Gerçek bir communication'dan çok uzak olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Ama o günkü yapı bu, bu yolla da tekrar edilmiş oluyor arkadaşlar. Evet peki bir diğeri arkadaşlar multiple slot substitution drill. Peki multiple slot substitution drill dediğimizde aklımıza ne geliyor? Burada ikiye ayırmamız daha doğru olacaktır. Bir single slot substitution drill. iki multiple slot substitution drill. Burada öğretmen tarafından verilen ipucunun öğrenci tarafından alınması ve cümlede doğru yere konularak tekrar söylenmesi işlemi olarak alabiliriz. Bunu örnekle size açıklamam gerekirse. Misal diyelim ki ne diyelim? Ha, present alakalı çalışma yaptığımızı söyleyelim. I am going to the post office. Cümlede mantığı aralamaları için öncelikle mutlaka örnek bir tane cümle veriyorum. Ve sonrasında school. Evet gördüğünüz gibi promptum çıktı. Şimdi öğrenciden ne yapmam bekleniyor? Ne, ne yapmasılarını bekliyorum? School'u alıp cümlede doğru yere koyup üretmeleri. I am going to do school ya da restaurant dediğimde yine aynı şekilde present continuous'teki o cümleyi söylemeleri ve restoranı da tabii ki doğru yere koymaları benim beklentim. Peki I am going to the restaurant demelerini bekliyorum. Bunlar geldiğinde de ben ne yapmalıyım? Doğru bir şekilde gelmişse hemen bunu ödüllendirmeliyim. Değil mi? Şartlanma yaratıyorum çünkü. Şartlanma yarattıysam da mutlaka ortaya çıkan doğru davranışı ne yapıyordum? Ödüllendiriyordum. Well done. Very well. That's good. Okay. That's the way it is gibi bir takım prize wordler kullanarak tekrar ortaya çıkma sıklığını arttırmaya çalışıyorum. Multiple slot'tan kastımız ise single slot'a bakarak we can say it's more challenging. Neden more challenging dedim? Çünkü bakınız şimdi yine bir cümle veriyorum. Hatta hiç değiştirmeyelim, aynısını söyleyelim. I'm going to the pasta place. She restaurant ne bekliyorum? She is going to the restaurant. İlkine göre bakın ne oldu? Hem subject'i değiştirecek hem de objeyi doğru yere koyacak. Artı subject'i değiştirirken auxiliary verb'in de değişmesi gerektiğini bilecek. İşte o yüzden more challenging diyoruz. Biraz daha zorlayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Okay. Peki multiple stop substitution drill'den sonra karşımıza transformation Drill geliyor. Evet ismi yabancı gelebilir size. Transformation ama çok aşina aldığımız şeyler. Herhangi bir coursebook açtığımızda da bolca görüyoruz bunu. Misal make these sentences negative, affirmative gibi. Yani pozitiften negatife, negatiften pozitife cümlenin formunda yaptırdığımız herhangi bir değişiklik bize neyi göstermektedir? Transformation drill olduğunu göstermektedir arkadaşlar. Sıradaki question and answer drill. Diyebiliriz. Question and answer drill'de de yine neyi sağlıyoruz dersiniz? Automatic use. Nereye geliyoruz? Evet. Videonun başında da söylediğimiz gibi öğrencinin hedef dili otomatik olarak söylemesi, konuşmasına yardımcı olabilecek bir sınıf içi uyguladığımız aktivite. Mesela Az önceki diyalogda ne vardı? Would you like to have the cleanest house in town? Ne yapıyorum? Soru-cevapla aynı yapıyı kullanarak hızlı hızlı. Bakın zamanla hızımı da arttırmam gerekiyor. Would you like to have the greenest yard in town? Would you like to have the uh, longest yard in town? Ne yapıyorum? Onlara sorular sorarak hızlı bir şekilde bana geri bildirim vermelerini istiyorum. Böylelikle o günkü yapım ne ise onunla alakalı bir soru cevap aktivitesi yaparak öğrencileri bu yapıyı kullanmaya hazır hale getirmeye çalışıyorum. Peki onun dışında ne dedik? Minimal payer'larımız var. İşte zaten minimal payer'lar bir nevi evaluation değerlendirme kriteri olarak da kullanılıyor demiştik. Aynı zamanda da pronunciation'ı öğretebilmek adına, daha doğru telaffuzlar çıkarabilmek adına da teknik olarak karşımızda e, bulunuyor. Peki, onun dışında completed dialogue ya da dialogue completion bu bize neyi vermektedir? Yine evaluation'da da söyledik. Dialogue completion demek şu demektir. Artık e, dialogue çalışmışızdır, ezberlemiştirizdir. Bununla alakalı bir sürü drill e, çalışması yapmışızdır. Şimdi de sırada ne var? bir takım noktaları benim diyalogda geçen cümle içerisindeki bazı kelimeleri silip öğrencilere tekrar vermem. Yani ne yapacaklar? Boşlukları dolduracaklar. İşte fill in the blanks çalışması da yine burada karşımıza çıkıyor. Ve böylelikle de grammar translation method, direct method ve audio lingual method da ortak özellik olarak söyleyebiliriz yine fill in the blanks çalışmasını. Bunun dışında ne var arkadaşlar? Son olarak da grammar game. Yani herhangi bir öğrettiğim yapıyı oyunlarla öğrenciye mutlaka kullandırtmak. Belli bir oyun standartında bunu kullandırtmaya çalışmak. Peki böyle bir noktada amacım ne olmalı? To practice a grammar point in a context. Temel amacım bu. Misal çok bilinenlerden bir tanesini örnek olarak vereyim size. İşte alphabet game var. Nedir bu alfabet? Neymiş i̇şte Sam Some any ya da past tense çalışmaları adına kullanılabilir. Öğrencilere işte veriyoruz herhangi bir cümle. For example, uh, yesterday I went to do supermarket. I bought an apple. Okay. Now it's your turn. Ne yapıyor? Diğerine geçiyor sıra. Yesterday he went to do supermarket. And he bought an apple. And I bought a banana. Bakın ne yaptı? B ile başlayan? bir şey koydu. Şimdi oyunumuzda üçüncü kişi de. Üçüncü kişi de ne yapacak? Onların ne aldığını söyleyecek. Yesterday they went to the supermarket. He bought an apple and she bought a banana and I bought some cheese. Okay. Daha sonra diğer öğrenci evet böyle bir oyunda son sırada herhalde olmak istemezsiniz. Çünkü kopyalama yapıştırma sırası ciddi anlamda uzuyor. Burada da ana amaç işte gördüğünüz gibi bakın herhangi bir grammar yapısının bir konteks içerisinde e, öğrenciye tekrar ettirilmesi işlemi diyebiliriz arkadaşlar. Evet böylelikle de audio lingual method yöntemini analiz etmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi evet birazcık sıkıcı diye tabir edebilirsiniz. Çünkü haddinden fazla tekrara dayalı bir öğretim sistemi. Ama bu tekrarlar, bu tekrarlar sayesinde ise ne oluyor? Dil mümkün olduğunca e, otomatik bir şekilde e, iletişim düzeyine dökülebiliyor. Ama buradaki soru işareti ne kadar yaratıcılık var? Değil mi? Çünkü burada ne diyaloğu öğrenmişsem o diyalog üstünden e, konuşmamı gerçekleştiriyorum. Yaratıcılık maalesef yok. Evet, eğitim derslerinizden de hatırlarsanız davranışçı yaklaşımın açıklayamadığı ya da yanıtlayamadığı soru buydu. Değil mi? Yaratıcılık maalesef yok. Gerçekçi bir communication yok. Çok mekanik gidiyor. Tüm her şey. Dolayısıyla bu söylemiş olduğumuz e, handikaplarda diğer dilbilimciler tarafından devamlı söylendi ve kritik olarak e, ALM'ye iletildi. Ne mi oldu? Tabii ki yenileri çıktı. Bunları gidermek adına yeni yeni yöntemler çıktı. Peki bu videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.